Antalya'da düzenlenen gelinlik ve damatlık defilesinde en güzel gelinlik ve damatlık modelleri ünlü mankenler eşliğinde sizler için sergilendi. Son moda olarak modanın peşinden koşmaya devam ediyoruz. Şu an Antalya'dayım. Duydum ki burada damatlık ve gelinlik defilesi varmış. Ben de soluğu burada aldım. Yanımda modacı Süleyman Deli var. Nasılsınız Süleyman Bey? İyi hanım, merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl keyifler? Gayet güzel, böyle gelinliklerin arasındayız. Bembeyaz, pırıl pırıl. Tabii genç kız olunca modayı görünce daha da mutlu oluyorsunuz. Evet. Programımızdan anlaşıldığı gibi tam yerine geldin. Son modanın olduğu yere geldin. Kesinlikle. Bize birazcık kreasyonumuzdan bahseder misiniz? Koleksiyonumuzu genelde şöyle anlatabilirim size. Çok karma bir koleksiyonumuz var aslında. Çünkü müşteri portremiz çok karma. Yani Arap ülkelerinden tutun işte Avrupa ülkelerine kadar. İşte Amerika'ya, işte Türk kızlarımız vesaire, bunları hesaba kattığımız zaman İster istemez koleksiyonu biraz karma hazırlamak zorundayız. Tabii bazen kendi tipimizin içine de çıkabiliyoruz. Yani Arap ülkelerinde çok farklı, şatafatlı, taşların, ışıkların ön planda olan modellerini tercih edebiliyoruz. Ama bazen öyle bir şey olabiliyor ki, işte ne yapıyorsun? Avrupa ülkelerinde, özellikle işte İtalya, Fransa vesaire bu tarz ülkelerde daha Helen tarzı, daha böyle abiyemsi, daha sade, işte gizemli, natürel gelinlikleri tercih ediyorlar. Doğal olarak da onlara da yöneliyorsun bu sefer. Türkiye'de malum bu sefer after party düğünleri falan başladı. Evet, son dönemlerde i̇şte evden çıkış moda. Derken bir bakıyorsun gibi kızının 3 tane gelinlik giymeye başlıyor. İşte evden çıkarken işte bir Helen, 3-3 şifonlardan oluşan bir gelinlik tercih ediyor. İşte after party'de biraz daha kısa, biraz daha rahat edebileceği bir gelinlik tercih ediyor. Ama salona girerken ya otelde balo salonuna çıktığı an bütün gözler üstünde olsun istediği için biraz taşları ışıltıya da tabii evet diyor ve kızlarımız aslında ne olmuş oluyor? Üçünü de tatmış oluyor. Türk kızları bu konuda biraz yanık bence. Peki Süleyman Bey, gelinlik seçerken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bir kere kişi kendini tanımalı. Kendini tanırsan, kendi vücut ölçülerine uygun bir gelinlik tercih ederse çok daha iyi bir sonuç alabilir. Peki düğünümüzü yapacağımız mekan da çok önemli midir? Kesinlikle. Kesinlikle. Tabii ki yani şimdi düşünsenize bir yaz düğünü, kır düğünü yapıyorum. Ve bunu kalkıp taşlarla ışıltılı, bol ışıltının olduğu kabarık bir gelinlik tercih etmesi çok yanlış bir seçim olur. Burada daha balık, daha helen, daha rahat edebileceği, daha böyle uçuş uçuş kumaşları tercih etmesi gerekiyor. Vücut ölçülerini de tabii baz alması gerekiyor. Yani şimdi hafif kilolu bir kızımızın balık giymesini çok doğru bulmuyorum. Vücut ölçülerinin dengeli olması gerekiyor bir balık modelde. Helen'de yani hafif kilolu hanımlarda daha şık durabilir. Yani benim daha ağ açılımlı bir gelin tercih edebilir ama yine mekana göre seçmek zorunda. Işıltısını, kumaşını vesairesini. Peki damatlıklardan da birazcık bahsetmek istiyorum ben. Tasarımlarınızı nelerden ilham alıyorsunuz? Genelde görüyoruz böyle desenli kumaşlar, son dönemlerde moda beyaz takımlar değil mi? Ya tabii ki yaz düğünlerinde açık tonlar biraz ön plana çıkabiliyor. Ama kış düğünlerine baktığımız zaman yine koyu tonların ön planda olduğu modellerimiz ön plana çıkıyor. Bu arada biraz sonra defileniz var. Defilinizde mankenler kimler? Özge Ulusoy, Günay Mustafa, Şebnem Şefir, Irmak Atuk, Melis Türk, Tuba Melis Türk. Bunun gibi 20 diğer ünlü manken kardeşlerimizle birlikte. Bir de Serkan Tan gibi, işte Egemen gibi birçok erkek modelimizle de. Baş mankeniniz kimdir? Aslında benim için hepsi kıymetli, hepsi değerli. Sosyal sorumluluk projesi adı altında bize biraz bahseder misiniz? Ya şimdi şöyle, her şeyden önce ben bir babayım ve iki kız çocuğum var. Biri 16 yaşında, biri 18 yaşında. Ben kızımı vermem. Ben kızımı vermeyince bir başkasının kızının bu şekilde evlenmesi, çocuk yaşta evliliklere inanılmaz derecede karşıyım. Yapı olarak karşıyım. Ve bunu gerçek anlamda hani kadının değerini, çocuğun değerini
bilmek gerekiyor. Daha önceki defilemde de mesela işte kadına şiddete vurgulamıştım. Bu sene yine çocuklara yönelik olan bir defile uyguladık. 8 minik kardeşimiz bize destek verdi bu konuda. Kendilerine buradan teşekkür ediyorum. Çok güzel de oynadılar. İlk defa sahneye çıkmalarına rağmen. Zaten sahnede gördüğünüz gibi hemen çocukların üzerinden geldiklerini fırlattık. Çok çöp haline getirdik. Sizler de görüyorsunuz. Ve sonra üniformayla hadi okula kampanyası gibi bir provalı güzel bir defile oldu. Mini bir defile oldu. İzlerken kendimi tutamadım, ağladım. Çünkü bunlar bizim çocuklarımız, bizim evlatlarımız. Bunların okuması gerekiyor, yani bir yere gelmesi gerekiyor. Yani maalesef ki maalesef, hani sadece Türkiye'de de dünyanın bazı ülkelerinde hala 14 yaşında evlenen çocuklar var. Ve bu insanın içini acıtıyor. Ben çok üzülüyorum böyle şeylere. Eğer bir noktada olsa dokunabilirsem yüreklere ne mutlu bana. Yani ben kızımı vermem, başkası da bence vermesin kızını. Son moda için söylemek istediğiniz şeyler var mı? Son moda. Bence son moda. Değil mi? Son Değil nokta. Mi? Müge ile birlikte son moda bence. Çok teşekkür ediyorum. Ben defileyi çok merak ediyorum. Gelin hep birlikte defileyi izleyelim.